emeklilere bu yıl o ödemeler yapılmayacak. Geçen yıl 5 bin Türk lirası yatmıştı. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve emekli sandığı emeklilerini yıkan haber geldi. Geçen yıl, hükümet emeklilere 5 bin Türk lirası yatırmıştı ancak bu yıl o ödemeler yapılmayacak. Geçen yıl, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, hükümet tarafından emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle 5000 bin Türk lirası ikramiye ödemesi yapılmıştı. Bu karar, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve Emekli Sandığı üyeleri arasında memnuniyette karşılanmış ve bu yılda benzer bir uygulama talep edilmişti. Ancak hükümetin gelecek adımları konusunda kulislerden sızan bilgiler, yeni bir sus payı düzenlemesi üzerinde durulduğunu gösteriyor. 29 Ekim'de ek ikramiye yatacak mı? Temmuz ayında yapılan artışla birlikte Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin zam oranı %24-73'e ulaşırken, en düşük emekli maaşı %25 artırılarak 12.500 Türk lirası seviyesine çıkarıldı. Ancak Türkiye'deki yüksek enflasyon karşısında emekli maaşlarının yeterli olmadığı yönündeki eleştiriler devam ediyor. İktidarın emeklilere yönelik yeni bir sus payı düzenlemesi yapma ihtimali ise kamuoyunda merakla bekleniyor. Milyonlarca emekli artan yaşam maliyetleri karşısında bir rahatlama umuduyla 29 Ekim'de ek bir ikramiye kararı beklerken, hükümetin emeklilere yönelik planları netleşmeye başladı. Mehmet Şimşek kapıyı kapattı. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 Ekim 2023'te açıkladığı ve Kasım ayında ödenen 5000 TL'lik ikramiye bu yıl tekrarlanmayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bir defaya mahsus verilen bu ikramiyenin tekrarı konusunda kesin bir dille kapıları kapattığı belirtiliyor. Emeklilerin hayali suya düştü. Emekliler ve asgari ücretliler için yapılacak zamın yeni yılda olabildiğince düşük tutulması planlanıyor. Hükümetin ek bir ödeme yapma olasılığını tamamen gündemden çıkardığı öğrenildi. Ankara'daki kulislerde ekonomi yönetiminin talepleri doğrultusunda seyyanen zam ve ek ikramiye tartışmalarının yıl sonuna kadar gündeme alınmaması kararı alındığı konuşuluyor.